Merhaba arkadaşlar. Okullarda son durum nedir? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Yeni gelişmeler var tabii ki. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle Metaverse eğitimiyle başlayalım. Biliyorsunuz Metaverse var ve bu Metaverse şu anda okullarda da kullanılmaya başlayacak. Peki ne zaman kullanılmaya başlayacak? Şu anda zaten mesleki eğitimde bazı alanlarda Metaverse kullanılıyor. Ve 2022-2023 eğitim öğretim düzeyinde de yine bazı derslerde Metaverse kullanılabilir. Eğer ki Metaverse okullarda genişletilirse öğrenciler yakın zamanda, önümüzdeki hatta dönem birçok derste Metaverse görmeye başlayabilir. Mesela bunlardan biri coğrafya dersi. Coğrafya dersinde çöl iklimini öğrenciler daha gerçekçi bir şekilde işleyebilir. Veya tarih dersi. Tarih dersinde öğrenci İstanbul'un fethi zamanlarına gidebilir mesela. Bu şekilde bu derslerde Metaverse kullanılacak. Peki 2022-23 döneminde kullanılır mı? Evet, kullanılma ihtimali var. Zaten mesleki eğitimde bazı derslerde mesela öğrencinin kaynak yapımında bu tarz ders kullanılıyor. Yani Metaverse kullanılıyor. Ve 2022-2023'te ise yine bu tarz tarih dersidir, coğrafya dersidir. Yine bu tarz derslerde öğrencilerin Metaverse'ü kullanma ihtimali var arkadaşlar ki kullansa daha da güzel ders işlenecektir. Yani güzel mi diye sorarsanız evet, güzel kesinlikle. Sınıfta kalmaya gelirsek sınıfta kalmada son durum aynı. Yani bir şey değişmedi. Sorumluluğu olan öğrenci bu sene sınıfa geçecek. Devamsızlıklarıyla alakalı herhangi bir şekilde net bir şey diyemiyoruz ama sorumluluğu olan şu an için geçecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.